Dijital oyunla geleneksel sokak oyunu arasında bir fark var mı? Elbette ki var. Bir tanesinde çocuk kendisi kuruyor oyunu, arkadaşlarıyla birlikte sokak oyununda. Kendisi kuruyor, sırayı belirliyor, orada yeniyor, yeniliyor, tekrar oynuyor. Olmazsa kurallarda esneme oluyor. Birbirlerine kötü davranan arkadaşlarını bazen oyundan çıkartabiliyorlar, dışlayabiliyorlar. Ama dijital oyunlarda böyle bir şey yok. Dijital oyunlarda hazır kurulu bir oyun düzenine geçiyor ve kurallar önceden belirlenmiş oluyor. Ve kurallar önceden belirlendiği için de kişinin orada kendisinin bir yaratıcılık geliştirmesine, kuralları değiştirmesine ya da uygulamasına gerek olmayabiliyor. Ve karşı tarafın davranışları çocuğu ezen, çocuğa karşı zorba davranışları içeren davranışlarsa çocuk bunlara bazen boyun eğebiliyor. Boyun eğdikçe kendi davranışları daha da kötüye gidebiliyor. İçinde yaşadığı duygularla birlikte zorbalığa uğramak kişinin duygularını bastırmasına, bazen öfkenin açığa çıkmasına ve dijital dünyadaki öfkenin en yakınındaki ebeveynleriyle birlikte çatışmasına sebep olabiliyor. Ve oradan öğrenmiş olduğu zorba davranışları günlük hayatta başkalarına yapabiliyor ve bu düzlemde de empati ve merhametten uzak çocuklar ortaya çıkmış oluyor. Geleneksel oyunlarla dijital oyunların arasındaki en büyük fark aslında bizim çocuklarda hissettiğimiz en temel özellikler olan empati ve merhametten uzak çocuklar olarak yetişmeleri ve bu sürecinde hem sosyal ilişkilerini, hem eğitim hayatlarını, hem de gelecekte olan ilişkilerini bozmaları olarak tarif edebiliriz.